Devam ediyoruz canlar ciğerler dostlarımla beraber. Sizler izleyenler de genelde dostumuz, hemşerimiz, canımız, ciğerimiz, fark eden bir şey yok. Şimdi hele biraz Ramazan'dan bahsedelim Zafer. Zafer, Ramazan deyince en çok ne yedin sen Erzurum'da? Valla en çok benim özledim herhalde kadayıf sırası. Yani burada zaten ne kadayıf ne sıra var, hiç öyle bir şey de yok da yani en çok kadayıf sırasını çok özledim hakikaten. Çünkü o kadayıf sırasında böyle o muhitte olan her şeyi öyle ayaküstü konuşurdum işte. Yanındakine, arkandakine, önündekine, kim ne olmuş, nereye gitmiş, ne, kim ne satmış, ne almış, ne vermiş. Ora bir acayipti. Bir de şeyi çok özledim. Ramazan'ın iftardan sonraki durumu. Yani Erzurum'da mesela Ramazan'ın hakikaten çok güzel geçerdi. Özellikle iftardan sonra mesela buluşurduk biz arkadaşlarla. Ya dışarı giderdik, evet, ya başka bir şey yapardık. Ya böyle işte okşin oynardık. Yani acayip şeyler var. Dışarıda falan da mesela çok etkinlik vardı Erzurum'da da. Şimdi tabii korona morona da bir şey yapılmadı ama güzeldi yani. Abi. Fuat, sen ne özledin en çok? Aynı ben Zafer'e katılıyorum. Yani Erzurum Ramazan'daki o iftara bir saat kala milletin koşuşturması, o caminin etrafındaki yaşlıların oturup tesbih çekmesi, onlarla hasval etmek, onları çok özledim. Yani bir büyük, elbette ki neslimizin en büyük insanla eğer görüşmezsek, konuşmazsak o Ramazan tadını alamazdık. Yani onların öğütlerini, onların nasihatlarını dinlerdik. Ondan sonra iftarı beklerdi. Ben hiçbir zaman unutmuyorum. Babam bana iftarla horoz şekeri almış. Yani bir horoz şekeri. Elimde beklerim böyle. Allah'a bekler dedi. Bir tane dil attım. Ondan sonra çorba içilen. Bir dil attım. Çorba içilen. Yani ben ondan çok mutlu olmuştum. Yani şimdi burada tabii tutan tutmayana ne da bir şey diyemem ama o Erzurum'daki o hası daha çok yaşıyorduk yani. Burada herkes normal yani görürsen adam balkonda oturmuş, nargilesini çeksin, sen konuşsun, isterse önemli değil. Yani o dediği gibi ben en çok hoşuma giden şey neydi? O pide yaptırırken ellerinde yumurta, susam, o tartışmalar olurdu. Benimkisinde kabuk vardı, benimkisinde kağıt vardı diye. O lezzet bambaşkaydı. Zaten o pidenin kokusu yaşıyordun yani içine çekiyordun. O yüzden burada adam sana bir saat koymuş. Ekmekler verir sen. Ne yumurtalı yaptırıyor mu? Bunları izledim. Haklısın. Kavgalar vardı işte. Bile işte o şey işte jetonlu çıktı mı, paralı çıktı mı, yumurta kabuklu olan çıktı mı? Fatih babam derdi ki birinci gün derdi ki ekmeği ben yaptırdım. Biz de hiç itiraz etmezdik. Çünkü birinci gün babamı ekmek sırasında hırparırdılar. Yani tartışırdı. Üstü baş bakırdı ki unlu gelir ya o Ramazan'ımız iyi geçirdi. Evet. Ramazan'ın birinci günü ekmeği biz yaptırırsak vay ayakkabı niye ters durdu? Niye salatayı eğri kestin? Yok onlar bizi dedim. Yani anamız ağladı. Yani birinci gün ekmeği yaptırırdık kurtarırdık. Evet. Ya benimki de öyleydi ya. O şeye girmek var ya sen söyle adını. O iftar saatine yakın eve girmek zulümdü. Ben mutlaka bahanem varsa beklerdim top atılsın ile eve gireyim. Aynen. Yani, adam şey ölürdü. O zaten o sur sufat dönüyor. Babamı düşünün. Sur sufatla dönüyor böyle. Yani nereden su getir? Ya adam nereden su getirdim anlardı. Da çeşme de anasırtım. Buranın suyu da çeşme. Şeyine bir ara takmıştık et Nuraniye hamamının suyu çok güzel. Ya hamama içeri gir. Şu anki Büyük Erzurum hamamı. Hamama içeri gir o sıcak. Bir de sıcak yerdeki soğuk akan suyu istiyor. Ulan bir gün dedim ki ne olacak dedim. Gezme ellesinden doldurdum götürdüm. Ya adam iki yudum aldı suyundan Benet buradandı. Lan dedi bu şeyin suyu değil. Nuraniye hamamının suyu değil. Ay ay.
Değilmiyordu. Tabii şey de yaşa göre değişir yani işte gençken ayrı bir güzel Ramazan, çocukken ayrı bir güzel. İşte herhalde mesela şu yaşlarda gidip bir ay Ramazan'da Erzurum'da kalsak ne kadar güzel olur. Bambaşka ama tabii fix geçere Müsamettin Ceylan'ın kafesi Ramazan deyince oturduğumuz yerlerden biri. Orayı özlerim. Oradaki muhabbet başka olurdu yani. Evet, bir iftar yapan hemen orada buluşurdu, gelirdi zaten böyle hızlı hızlı. İşte evet. Zaten yemek dışarıda, herkes geri çayımayı orada içerdi. Kimsenin hesap mesaf verdik de yoktu zaten doğru düzgün. Yani çok emeği vardır Hüsamettin. Abi, çayları haşır gibi. Cidden dinleme, şimdi çaylar on numara. Daha uşaklar bakıyor, Hüsamettin abi karışmıyor. Tamam. O çay artık kaç defa demlenmişse, ya tamam üstte oturanlara ver de yani altta oturanlara niye o çayı içsen Hüsamettin abi? Ben bilmirem, rivayet edenler değil ki kolaya da su katarken gözüm işte. Ooo. Olabilir. Doğrudur. Abi en çok özlediklerimden biri de Orhan abiye okey vurmak. Tabii Orhan abi de dünyanın herhalde en zevkli şeyiydi ya. Bizim sponsorumuz. Evet. Aynı zamanda. Zaten hatırlıyorsan Bursa'ya gidirdik, trafik polisi durdurdu bizi. Evet. Adam dedi ki yerin aşağı kimlik, Orhan abi en önde oturuyordu. Polise dedi ki Memur Bey bu grup gelme tanımıyor mu sen dedi. Yani şimdi ama şöyle diyelim ki millet anlasın. Hani bir iki defa şu ana habere çıktık ya. Şimdi Orhan abinin gözünde herkes bizi tanıması lazım yani. He. Adam polis dedi ki lan kardeşim ne grup cellobelisi? Dedim abi sen tanımıyorsun. Bu abi grup cellobelli. Abi arabadan gelirik, arabadan gelen uykulu hep birinin şort giymiş, birimiz terliğinden oturup birimizin yakası açık. Biz öyle anons edir zannedersen Tarkan gelmiş. Abi bunlar grup cello bello. Tanıyor musun sen? Polis ne yapıyorsun grup cello bello? Bir iki mesaj okuyayım. Adem Karakay'ı selamlar sağ olasan. Bekut Ulan eyvallah kardeşim sağ olasan. İzleyen herkese, mesaj yazan herkese çok çok teşekkür ederim. Ama mesajlara boğmak istemiyorum programı. Çok tiyatro izledik. Sizler bambaşkası. Metin Seyidoğlu sağ olasın kardeşim. Bekut Ulan yayına katına okuyorum kardeş. Ara ara okuyorum. Önder Yetişkin Amerika'da. Önder hatırladın mı Zafer? O da çok hatırladım. İyi. Evet. Şimdi Amerika'da çok güzel işlere imza atıyor. Ona da buradan selamlar. Çocuk ne şimdi... zaman bizden kurtuldu, hayatı kurtuldu. Ama arkadaş şeyde de yani hani bu televizyonlar da okul gibiymiş. Şimdi anlıyoruz değil mi? Yani Kanal 25'te, Doğu TV'de yetişen insanlar müthiş yetişmişler. Bunu İstanbul'da biz gördük Zafer. Evet evet tabii doğru. Yani çok şu an, yetişmişler. Şu anki yayını yapan bile bu Taner. Evet. Bu arkadaş şey Taner, Doğu TV'nin evet, tekniğine bakan bir arkadaşımız. Ama sonradan o kadar kendini geliştirdi ki yani Doğan Haber Ajansı'nda vesaire şeyde bir sürü yerde artık oraları beğenmedi. Düşün kendi televizyonunu kurdu bu arkadaşımız. Yani hani aynen, gerçekten aynen. Çok güzel şey örnekler var. Kesinlikle. Aynen. Zaten yani komplike yetiştik yani. Evet. İşin kısacası biz kime elimizi değdirdikse muvaffak oldu yani. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sana bile dükkan açtırdık. Tabii. Sen kurt dükkan açtın da. Bunun da kaçıncı dükkan hanım? Yalnız şu dönem bak en güzel tüken şu anda berber işi. Berber açacaksın. Şu dönemde açabilirsen berber aç. Çünkü herkesin ihtiyacı var şu anda. Evet. Gerçi size bakarak sevgili, bunu söylemek çok zor ama. Sevgili Halit Simitçioğlu kardeşim. Gerçekten yokluklar içinde Erzurum'un sevgisiyle harika bir Avrupa'da gece yaptınız. Biz de geldik.
Yapabildiğinizin en iyisini yaptınız. Ben size her zaman da söylerim. Çok sağ olun, var olun. Sen de Yılmaz kardeşim de harika adamlarsınız. Ben o gece 5 kişi o küçücük odada yattığımızda hiç unutmam. Çok güzeldi. Keyifliydi. Sabaha kadar gülmüştük. En güzel Avrupa turnelerimizden biriydi. Allah sizi var etsin. Fuat abi, ben Ayhan Bayoğlu'nun kardeşiyim. Selamlar. Sana kısım akraba ben bakıyorum. Hele gecikti Fuat. Gecikmez. Şimdi yayamamış. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Ama Ege olur, Akdeniz olur, Karadeniz olur. Programa gittik de Fuat mutlaka iki tane kısımı var. Ben gidelim kısımlarımda kalayım. Kal kardeş. Zafer. Efendim. Murat. Almanya'da sağ olsun Halil bir abisinin oturduğu bir yere götürdü. Murat tabii çilingir sofrasını koydular. Bende çay içilen çay da yok. Bana sabaha kadar o soğuk çaydan içirttiler. Hiç unutmuyorum. Madem kardeş sıcak çayınız yok mu? Değil, yok. Tüp yok. Her şey soğuk. Ben soğuk çay içtim sabaha kadar ya. Evet, şey bak, hepimiz şu anda dışarıdayız mesela. Hiç Erzurum'dan uzak ama Erzurum'un genelde en çok neyini özlediniz? Yani hani böyle ahlızar, ola bak şimdi aklıma geldi dediğiniz neyi var Erzurum'un? Ben neyi özledim? Neyi sen satar? He böyle evde çıkıp herkeste yürüyerek bizim Adem'in çay ocağı vardı ya o zaman Dursay'ın çay karış merkezinin arkasında. Orada o ilk molamı orada verirdim. Otururdum bir tane çay içerdim. Oradan yine el heste ya gazeteci ofislerine giderdim, herhangi bir gazeteci. Ya radyoya giderdim, orada bir çay içerdim muhabbet. Oradan çıkardım. Yani taş mağazalar, gez mahallesi, yani ben bunu çok yapardım. Ya Erzurum'da o yürümeyi, gezmeyi ara ara mola verip işte evle yemeğini birine yıkardım. Akşam çayını yıkardım. Biraz burayla kakara kikiri, biraz burayla kakara kikiri. Böyle hop, Cumhuriyet Caddesi, taş mağazalar, aşağı işte Gücü Kapı, in aşağı istasyon, gez mahallesi, bir daha çay karaya bağladım. Sen çok iyi misin? En sevdiği Murat, şey diyor. Murat hatırlıyor musun sen? Zafer Heçun Erzurumspor'un şampiyon olacağı dönem bir program yaptık. Solistimiz Orhan Keskin, Murat ben. Kızılay'ın altında da Murat hatırlıyor musun sen? Evet. Orada programa çıktık. Abi Erzurum'da ne kadar şey varsa hep orada toplanmış böyle mafya babalar. Evet. Tamam. Ağır abiler. Orhan abi elinde mikrofon sahneye çıktı. Biz de ona vokalistlik yapıyoruz. Murat'ımla ben. Tamam mı? Orhan abi şeyi söyleyecek. Mavi beyaz, mavi beyaz, gök mavi, yerler beyaz. Bunu söyleyecek. Evet. Dedi ki yan taraf mavi, bu yan taraf da beyaz. Bir taraf mavi desin, bir taraf beyaz desin dedi. Ama hep ağır abi dolu. Ağır abi dolu yani. Dinle, hep ağır abi dolu. Biz de tam sahnenin ortasında, arkasındayız yani. Vokalistlik yapacağız Murat abi. O arada dedi yan taraf mavi, bu yan tarafta beyaz diyecek. Hani söylemeyenin kaynanası ölsün diyeceği yerde söylemeyenin anası dedi ya. Abi Murat'ımdan ben bir çıkış çıktık oradan abi, masadan şişeler fırlıyız. Ben soluğumu havuz başında aldım. Havuz başına kadar nasıl koşmuşam ben de bilmiyorum. Ayakkabılarım ayağımda yok. Hayır ya arkadaş. Hani birinci kıtanın başında desen. Tamam mı? Evet. Birinci kıtanın başında getir, yol götürür. Şimdi birinci kıtada demişsen ikinci katına da söylemeyen nanası deyince birinci kıtada okumayanların zoruna gitti.
Abi bir anda var ya masadan çatallar, şişeler fırlamaya başladı. Kulabından ben var ya o kapıdan çıktım ben son nefesimi havuz başında aldım. Ayak ağlarım da çıldırdım. Peki Orhan abi kurtulabildim oradan. Orhan abi de durum ne? O da bizimle beraber kaçtı. Ama bir de kendini savunayım. Söylesinler oğlum hoş gel. Bana mı söylediler? Erzurum Spor. Niye söylemediler? Orhan abi ya. Şey bilirsiniz. Bir gün rahmetli Temel abi, Semih Yetimoğlu, Cumhur Seva. İşte bütün kadro o halk eğitimin meşhur bilirsiniz 12 Mart'larının olduğu zamanlar. Biz yokuz o zamanlar piyasada. 12 Mart yapılacak. Diler ki bir açılış konuşması var. Orhan sen okur musun? Hiç okuram. Orhan abi bilirsen onun cesareti vardır her şeyde. Ben yaparım. Şimdi çıkır Helena tabi salındırınca heyecan basır. 12 Mart bir daha diyor. 12 Mart 12 Mart tamam mı? Abi alfabedeki bütün ses harfleri ses yapayım. Bir A'yı denk getirse protein vay arkadaş ya. Doğru ya. Orhan abi. Zafer Şirak'ında nalada ya. Yok o şiiri okumuyorum. Valla artık hatırlamıyorum. Yemin ederim o kadar zaman geçmiş. Ha biz kendimizi anlatırken de bak o geçmişteki bize aslında bu işi devredenler de unuttuk. Mesela rahmetli Temel abi, işte Cumhur abi, Semih abi onlar mesela. Mesela bu. Halat abi mesela çok değerli abiler. Hem onları konuşalım hem de yeni kuşak arkadaşlar var. Onlardan da bahsedelim bence. bahsetmek gerekirse bu üç isim diyelim. Yine hepsinin ayrı emeği vardır. Cevdet Özçelik, Aktan abi soyadını şimdi unuttum. Ahmet Özhancı. Ahmet Acopalar Ahmet Bursa'da devam ediyor tiyatro profesörü. Evet. Yine Feridun abi, Feridun Özkorukçu. Tabii yani bunlar bizim abilerimiz, emekler tiyatrocu, Erzurum'da en çok zorluğunu çekmişler insanlar. Allah için çok güzel adamlardı tiyatro adına. Yine öyleler. Cumhur abi devam edir, bilirsiniz. Sema abi devam edir. Diğer Ferdun abi böyle ara ara oynuyor. Ama şöyle bir tek tek değerlendirirsek... Cumhur, şu mesajları okuyayım devam edelim. Süreyya abi, eyvallah. Atilla Kaya abi, hürmetler. Ey kaynadız, kaynadırık. Biraz da Hüsam abiye konuşsun, Sitil Hüsamettin Ceylan'ı. Halil Karapınar, üç has adam birlikte hepinize selamlar, sağ olasın başkanım. Esenet Erzurumlar Federasyonu Başkanı, Erzurumlar Konfederasyonu ikinci başkanı ve o muhteşem siz de oradaydınız. Erzurum günlerinin mimarı Halil Karapınar. Hüsamettin Ceylan abi anlatırız. Şimdi Cumhur abiyle başlayalım mesela. Cumhur abi büyük bir yetenek. Gerçekten. Yani hani Cumhur abi hala yaşarken yani iyi bir sinema filminde oynamaması Türkiye için büyük bir kayıp. İyi bir yönetmenle, iyi bir senaryoyla gerçekten. Hani ben öyle düşünürüm. Enteresan, evet, muhteşem bir sahne enerjisi vardır. Yani sahnede acayip bir enerjisi vardır. Bir de böyle bir seyirci de güzelse, metin, tiyatro da güzelse, doğaçlamalar falan yani acayip bir adamdır. Sema abi çok... Evet, devleşir değil mi? Aynen öyle. Hani biz oyuncular daha çok hissederiz sahnede. Yani futbolcu gibi yani tiyatro da bir takım oyunudur aslında. Bence biz Zafer, ben, Fuat bu takım oyununu en iyi gerçekleştirenlerdik. Onun için de başarılıydık. Kimsenin daha fazla iyi yapması, kötü yapması, rol alması, az alması gibi bir hiçbir zaman bizim sıkıntımız olmadı. Biz hep bütünün güzelliğine baktık. Evet. Onun için de o bizim içimize gelen herkes bir şekilde yıldız oluyordu zaten bir şekilde. Zaten iyileri alıp parlatıyorduk yani.
Evet şimdi Temel abi zaten bir okul gibi adamdı. Yani biz Temel abiyle tiyatroya başladığımızda eşofmanlarımızı giyer koşar. Sonra TRT'den gelen spiker bize diksiyon dersi verirdi. Sonra işte doğaçlama. Yani bugün konservatuvarda ne dersler varsa gençlik merkezinde Temel abiyle bunu alırdık. Ve çok kallavi oyunlar oynadık gerçekten. Biliyorsunuz sizler de ara ara yer aldınız. Hepsini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ben. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Ben de selamlıyorum. Onların emekleri de çok. Yani gerçekten bize bir ön ışık oldular onlar da. Şimdi en çok merak ettiğim ne? Bugün Yoncalık'taki Temelli Kıraathanesi'nde bir sanat ev olarak dizayn etmişler. İnşallah Allah nasip ederse bir gün orada İnşallah üçümüz de orada bir gün toplanırız. Bir Erzurumlu'yla hesbar ederiz inşallah. Evet yani ben isterim yani. Hiç yapmıyorlar bunu. Yani bizi biraz çok kenarda tuttular bu yönetenler Erzurum'u maalesef. Yani ne bir programa davet edilme ya bir gel bir en azından bir konuş bir şeyimiz var ya. Bizim bu memlekete bir emeğimiz var, bir ismimiz var. Yani sen görmesen bakmışsan diye yıldız parlamamaz gitmez. Yıldız hep oradadır. Ay oradadır. Güneş oradadır yani. Garip bir şey yani. Bunun kaderimizde var. Yani ben o konuda çok üzülüyorum yani. Yani beni bir biz neyiz ya? Sakıncalı piyade miyiz? Ben onu bir anlayamadım. Evet. Peki. Evet, kardeş. Kalanmadın. Neyse. Eskileri de yad etmiş olduk. Eski ağabeylerimiz evet. Onları unutmadı. Bir de yeni nesil var. Ondan bahsediyoruz. Evet. Nasıl onlar kimler dikkatini çekiyor mesela? Valla benim şu dönem şey gibi mesela bu Oktay'la onun bir partner bir arkadaş daha vardı. Beraber şey yaptılar. Şey. Çocuklar şey yapıyorlar. Neydi o çocuğun adı? Öyle değil de ben sıkıntılar evet. Anladım. Şey, Bilal, Bilal'le Oktay. Tamam, selamet. Bilal'le Oktay mesela o çocuklar kaydedildi. Bizim çocuklardan da var mesela devam eden Taner'ler vardı, Hamit vardı. Mesela onlardan Abdullah, Hakeza aynı şekilde. Abdullah'ları hemen hemen tiyatroya başlaması bizle beraberdir. Bu işin çok cefasını ama harbi cefasını çekmiştir. Onun emekleri yaslanamaz gerçekten Abdullah'ları. Acayip cefasın. Yakup'lar var. Tiyatro yapan. Tabii tabii evet. Şey var. Yakup'un partneri vardı yine. Hatta evet, Devlet evet, Tiyatro'nda. Evet. Yani. Bir şeyde. Evet. Yani biz tiyatro olarak konuşuyoruz. Tabii internette de çok başarılı arkadaşlar var. Metin Saygın var. Yine o eczacı arkadaş var. Muhteşem anlatıyor. Ben de bayılıyorum. Bizim İbrahim Taner grubu var. Evet. O arkadaş da başarılı. O çocuk da çok bizim yine tarzı. Hüseyin Erkanlı var dizilerde, televizyonlarda kendisi var. Özkan var. Yine Özkan var. Orhan. Orhan. Yalvar'da Orhan Doğan. Evet. Yani tiplemesi olsun. Pıpralarla Türkiye'de. Yani gerçekten yetenekliydi yani. Halen daha da öyle yani. Evet. Şimdi, var ya güzel. Güzel şeyler olmuş en azından. Oluyor. İşte bir hemen memleketimizde çekilecek bir sinema filmi çok önemli. Bu sene bir girişim yapacağım bakalım. Olursa çekeriz ya. Ne var? Evet. Sonra da parlayanlar da var mesela bu Hacı vardı. Hacı Ahmet, Hacı Ali. Hacı Ali bana çok kaliteli. Evet. Ya müthiş şey kullanıyor. Acayip yetenekli çok baba tiyatrolar da oynuyorlar onlar. Evet, yani. Çok çünkü çok iyi o da çok sağlam. Çok, kesinlikle yani evet. İsmini unuttuğumuz varsa hatırlatın arkadaşlar. Yani biz gerçekten samimi konuşuruz ama bir şeyimiz olmaz. Tabii tabii canım. Bu saatten sonra da hiç olmaz zaten artık. Unumuz sen şeylerle başladın tiyatroya Zafer. Zeki abilerle başladın. Ben rahmetli Talat abiyle başladım. Talat abi. Talat abi rahmetli mi oldu? Evet. Zeki abiden sonra. Yani daha doğrusu onların devam ediyor da. Talat ne? Rahmetli dedin ya Talat abi. Yok yok rahmetli değil. Ha selam. Şey, selam. Talat abi iyi ara ara da görüşürüz. Talat abiyle ben başladım. Yani Talat abi aslında bu bak bu da bir virüs gibiydi. Hepimize birisi getirdi bunu böyle bir şirin kaynağı verdi aslında. Gerçekten bak bu korona gibiydi. Bak kurtulamak o kadar zaman geçmiş. Hala çok alakasız şeyler yapmamıza rağmen bir şekilde bağımız devam ediyor. Biz mutlu oluyorduk. Yani aslında bizim aradığımız mutluluktu. Ve bunu da sahnede buluyorduk. Programda buluyorduk.
onu zaten hisseder yani oyuncu olan arkadaşlar. O sahnedeki mutluluk formu endorfin mi diyorlar? Ne diyorlar? Evet, endorfin. Böyle müthiş bir şekilde o vücudunda o, hele ki oyun güzelse, başarılıysan, seyirci katkısı falan, bunu zaten hissediyorsun. Bir titreme gibi bir şey böyle. Ya. Çok acayip bir şey. Yani. Mutlu oluyorduk. Yani onun için yapıyorduk. Yoksa temeli tamamen mutlulukla ilgili olduğuna inanıyorum. Tabii ki yetenek de olacak. Zaten yetenek olmayanları sahne zamanla kusuyor. Ama yine de ben biz biliyorsunuz tiyatromuza hiç destek almaktayız. Hiçbir belediyeden, hiçbir özel bet sponsorluk alırdık ama sponsor işine gelirse verirdi. Yani sonuçta bir ticarettir o da. Biz gişe seyircimiz var Uçuk'un. Yani evet. O halk eğitim merkezi gibi bir yeri 700-800 kişinin kapasitesi olan bir yeri ki devlet tiyatrosundan daha pahalı satardık biletlerimizi. Hatta kızardılar ya devlet tiyatrosuyuz biz. Bizim de yani nasıl yapamıyorsa seyircimiz hınca hınç doldururdu yani. Müthiş bir şeydi. Yani, evet. Yani Erzurum'da Bayramda tiyatro mu yapılır? Biz yaptık, ilk biz yaptık. Ramazan'da tiyatro mu biz yaptık yani. Böyle ilkleri de çok yaptık. Güzel oldu. Kardeşler. Evet, kardeş bilmemiş. Yani şimdi biraz acaba şimdi işte Erzurum'da kalsaydık ne olurdu diye düşünüyorum. Yani bu soruyu siz de sormuşsunuz kendinize yani. Değil mi? Mutlaka sorursun. Ya şimdi Erzurum'da kalsaydık aslında sonuçta hepimiz bir şekilde yaşardık bir şey. Yani ama ya tabii şartlarına göre değişirdi. Şimdi geldiğin yerin şartları farklı olduğu için sen de mecburen farklı. Şimdi aslında şöyle bir şey. Şimdi mesela ben Erzurum'a gittiğimde sıkılıyorum. Niye sıkılıyorum? Çünkü belli bir aslında tempoya alıştığım için Erzurum bana çok yavaş geliyor aslında. Tempo çok evet. Yavaşlıyor Erzurum'da. Zaman ağır işliyor. Evet, çok ağır işliyor. Bir de Erzurum bizim bıraktığımız Erzurum değil. Mesela ne fiziki durumu aynı Erzurum, ne arkadaşlığı aynı Erzurum, ne komşular aynı komşular. Yani aslında değişen çok şey var Erzurum içerisinde. Erzurum isim olarak aynı duruyor ama iç çehresinde ya da işte içerisinde yaşayan insanlar da çok değişikler. Ben eskiden mesela Erzurum'a gittiğimde hani her 3 metrede, 5 metrede birine selam verirdim. Şimdi 10 kilometre gidin selam verecek adam göremem. Yani tabii o nesil de değişti şimdi. Tabii bizim zamanımızdaki... Öyle her değişecek de yani. Bu değişimin, değişmeyen tek şey değişimin kendisi tabii ki. Orada da hani şey yapar. Ama işte Erzurum... Yani, Erzurum işte senle güzeldi, Fuat'la güzeldi, işte benle güzeldi. Yani, İnsanın ortamı güzeldi. Evet, yani bunlar yani. Dağıldığı için benim için Erzurum da aslında dağılmış oldu. Yani bir anlam ifade etti. Ama işte ben istiyorum bir tek gözlem olsun yani gidin bir ay, iki ay. Yani bu özletir, arzulatir. Hani toprak çekir derler ya, çekir desek. Gerçekten çekir. Yani bizler aslında şöyle bir şey var. Yani bizden ne kadar dışarı geçsek de aslında yine Erzurum'un içindeyiz. Yani bir şekilde Erzurum'un içindeyiz. Yani. Daha çok yani sen tabii iş olarak çok farklısın ama işte Fuat'ınla ben yine hep Erzurum'un içindeyim. Dışarıdayız ama içindeyiz yani. Kardeş Şelafat bir tane assın sana kardeş ya. Ne assın? Hadi. çok assın. Azıcık. Tutam yâre elinden tutam, çıkam dağlara damara. Olan bir yâre bülbül düşem yollara, yollara. Ağam ey
şahım ey, hey bak hey. Ağam ey, şahım ey, hey bak hey. Erzurum. Ben hep çiftlik Erzurum. Hiçbir zaman terk etmedim. Yani sana hiçbir tanesi kalkıp da diyemez ki hele İbrahim Tatlıses'te ya da şimdiden bundan bir tesadüf olarak da yani ama Erzurum bir tane parçasından bir kıta dahi olsa söyle. Yo yo iyi her, geliştirme var sende. Evet, evet. Yoksa bir yerden mi okuyorsun? Epey söyledim. YouTube mu açık orada? Bir de şey var mesela Zafer'in belki düşüncelerine tabi saygı duyuyorum ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Hiçbir zaman ben Erzurum'a küsmem de. Erzurum'da ben gitsem de daralım. Ki, ha, şey yok. Yok. Nesil de aynen. Nesil de değilse. Nesil de değilse ben o nesilde çocuğumdan da çocuk olurum. Büyüğümden de büyük olmaya gayret ederim. Erzurum'un özlemi farklıdır. Evet. Dediğim gibi gitsek de tanımlayabiliriz. Tanımlayabilmek önemli değil. Mühim olan o memleketin toplamında ayarında basit o enerjiyi ziyaret edebilmek, o evliyaların şehrini, evliyaları ziyaret etmek her şeye bedeldir. Erzurum hiçbir zaman ne buradan çıkar ne de buradan çıkar. Bunu bilmek lazım. Teşekkür ederiz. Evet, diyoruz. Ve veda ediyoruz. Kavle zalim bin hada ile bihan ile zalim bir bet ne yoksa gece bir ah değişmez aman ah eyleh her temde eyledim bir ah değişmez ben diyem Merha gezmen eyde o mehvada eyler aman aman aman. Şimdi yayına ver bakayım haydi. Yalnız lafları bir daha geri alıp izleyin. Hiç hepsi sallama yani. Öyle bir kelime yok. Bu eskiden şey vardı. Sana giderken zorlanıyordu değil mi? Bu onun yeni versiyonu. Artık bir yerden nereye nasıl can isteğiyle bağlıyor Fuat da. Yani farkında mısın? Bunu Zafer Gündoğdu Silivri'de Erkal'ın programında çatıda üstümüzü değişirken ben İbrahim çağırmıştım. Söyleyelim kim olduğunu. İstanbul TRT koro şefi Zafer Gündoğdu. Koro şefi. O sahnenin arkasındayız. İşte İbrahim Erkal davet etti. Sahneye çıktım. Bu kazancı bedi okudum. Ve büyük sanatçılar da vardı o arada protokolda izleyenler. Ve sahnenin içine ayrıldıktan sonra çadıra geldim. Kostümlerimizi giydiğimiz bir çadır vardı Murat. Belki hatırlarsan. Evet. Adam geldi Zafer Gündoğdu dedi ki ya hocam dedi bu Allah bir vergisi. Ben ne kadar güzel bir kadife gibi bir sesiniz var dedi. Hani bu makamı falan dedim abi hiç beni zorlama ben hiç birini bilmiyorum bu akşam yakınlar. Abi dedi. Dedim abi kafadan atır ha. Abi dedi ya böyle şey mi olur ya dedi böyle bir şey. Kafadan atıp da bu kadar birbirine benzetmek, birbirine oktavları tamamlamak çok zor bir meseledir. Vural o da bir Allah vergisi. Ben neydim içerime mi söyleyeyim dedim. Yani şimdi hatırlarsan Almanya'da da Güler Duman gırtlağımı öptü benim kazancı şeyinde. Sahnede saz çalarken dedi ki üstad dedi şurayı bir öpeyim rahmetlinin. O güzel eserinin ama anlam ifade etmeyen bir şekilde bize lanse sen alalım. Eyvallah.
Ya ulan ne? Sesin gelir gidir, bir sabit dur. Bir oynamasın oran buran. Tamam lan. Ayağımı attım lan, kaldırdım da. Merhaba, öyle biraz daha yaklaşırsan. Abi ağız konuşurken vücut yerinde durmuyor. Çalkalanır. Şimdi senin en çok ne severdin biliyor musun? Sen sahneye çıktığın zaman ben sana bakmazdım. Şimdi arkadaki sazcılar tanımıyor böyle tip mip, yani komik bir şey söyleyip gideceğim. Şimdi Fuat nasıl osiliyor, sazlar birbirine bakıyor böyle. Orada hatırlıyorsan o şeyin sazcısı vardı. Neydi, saç uzun. Yıldırım Budağ'ın bir sazcısı. Şişman böyle. Evet. Çok iyi bir şey. Evet, her şey. Bugün isim sıkıntısı var bende valla. Evet. O ve benden neden çalacak falan dedim. Şeyden hani Hicaz dedim ben. Hicaz girdi. O bir alt makamdan girdi ki herhalde kendi bunu icra edemez ama o sesi. Ama yasın yasın girdim bitirdimse sonra bittikten sonra dedi abi gel dedi senin bir yanağını öpüldüm hayırdır. Abi dedi ben en zor perdeden girdim ama maşallah dedi sen onu nasıl yaptın, nasıl başardın? Ne bileyim işte ne yapıyordum kardeş. Yalnız herkes de öpmüş Fuat seni. Söyle, zaten ben öpen gurine yakalan. İle sevgili öptürmeyi. Bir şey söyleyeceğim, bu koronayla ilgili tedbirleriniz ne? Ne ettiniz? Ne durumdasınız? Bir tedbiriniz var mı? Özel bir şeyiniz var mı? Bir formülünüz? Biz Allah'ın takdirine bırak. Ne olacaksa olsun. Valla, söğürden güvenmiş peynir yiyen sabaha kadar. Evet. O vücudumda epey antibiyotik yaradır. Onun için ne korinle gelir ne de korinle gelir. Söylemesi ayıptır. İşte bugün, bugün Kars Bakkaliyesi bana iftarlık göndermiş. Doldurmuş, Allah razı olsun, sağ olsun. Güven Akgül yollamış Erzurum'dan kardeşimiz, sağ olsun. Bugün de Ahmet Ağırman diyor. Vallahi yiyir içir ya. bir senede 15 kilo verdim herhalde ama bu ara alırım yani. Sakın Ben radyoya çıkıyorum sadece Zafer. Radyoya çok dikkat ediyorum gerçekten. Hem bez yoksa birisi Seyhan Menicera. Üstüne siperlik takıyorum. Radyoya gidip geliyorum. Gider gitmez. Bütün elbiselerimi çıkartıp banyoya, banyodan sonra böyle yani tam bir asker gibiyim şu anda yani. İyi ama dikkat edin. Defa şirkette size çalışıp yatırıyorum. Ne? Defa da sana çalışır, yardımlar, yardımlar, kolide. Bana seninle gönderinler ha. Ne yapattıysan. Bana ne yapattın? Seninki bedava öptür bile. Allah var. Evet. Zafer çocuk kaç yaşında oldu şimdi? Valla çocuk şu anda 4 yaşına falan işte. Oh, en güzel. Planı işte, daha önce yapacaktım Zafer. Dedi ki uçağı yatırmadan çıkmam. Hani. Dedik yatır sallayak yatsın mı? Sizinki büyük, bizimki emzikli uçak. Ya çok güzel lan ya. Ya ben Zafer'im. Zafer, şimdi bir şey anlatayım. Hasan Kadı Pamuk Prenses'le Beyaz Atlı Cireççi'yi oynuyoruz. Şimdi ben anlatıcıyım, olayı anlatıyorum. Zafer Prenses. Oyunun bir yerinde de ben işte anam Cinci Cahide Pamuk Prenses'i götür avcı öldür diyorlar ya, bu da bizim çobana verir yani Erzurumlu ya. Getirir, çoban da bu ele güzel prenses ki Zafer, kıyamir. Tamam mı? Ağlı Resul'a elinde bir bez var, şimdi ben de kem çobanı oynuyorum. Bezi aldım elinde böyle. Oyunun bir yerinde gözlerini sildi. Gözümü sildi. O şimdi karı kırığında oynuyor ya. Dedi böyle, dedi ki ne ettin o benim bilmem ne bezimdi. Tehret bezi. Abi seyirci de anladı tamam mı? Ben sahnede koptum, seyirci yerlere yatıyor. Yani harbi yemin ederim tamamıyla 90 derece eğilir kalkıyor. Yani acayip bir şeydi. Şey, Zafer böyle
Zafer'im bunu da dinle. Murat yerini söylemeyeceğim. Sen de sakın ağzından kaçırtma. Tamam. Bir yerde programa gittik. Ben garip elbisesi giymişim. Sahnenin arkasındayım. Murat da kardeşin rolüne işte gurbetten gelmişik Erzurum'a bir oyun oynamış. O için değil. Böyle bir şey yansıtacağız. Orada sahnenin arkasında bir karışıklık oldu. Millet vuran vuran o ne olabilir. Orada Murat kayboldu. Ben de böyle yaşmaklıyam. Sahne hazır yapmışam. Sahne çıkacak. Ama nasıl bir kavga? Yıkılıyor orada. Yerini demiyor ki Tenebelediye Başkanı var işte ismi de söylemeyeceğim. Neyse bir de baktım abi yani kulisin orada tamamen boşandı dışarıya. Dışarıda olaylar devam edir. Ben de içerideyim dedim hani çıkmayayım dışarı. Hani karel bir saliyem. Şimdi de bir de baktım Murad'ı zabıtalar döge döge önüme kadar getirdim. Murad'a vururlar ki ben de hani Murad'a vururlar üstüne sıçradım ki vurmasın kimse. Bu zabıta değil ki Eze sen karışma olacaksın. Eze sen bir başlık oldu. La dedim ne edersin bak. Başım açtığında dedim benim arkadaşım. Geçirildim. Ben Murad'ı Tatadir eze ellerini ona bir vurak. Yani şey orada da şeydi ya Taner Şancı kardeşimiz beni kurtardı Allah razı olsun. Kardeşler inan be. Şimdi programda olay çıkmış. Bizim bir suçumuz yok. Biz kuliste sıramızı bekliyoruz. Olayla da alakamız yok. Bunu boktuk kavga gidiyor herkese de biz nere arabamız yok. Erzurum'a döneceğiz bilmem ne. Başkanı değil mi? Başkan bize bilmem git dedi canım sıkkın bilmem ne yaparım. Dedim terbiyesiz adam ne biçim polis sen. Yap da yürüyüm. Tabi o bana bir tokat atınca düşün zabıtası koruması bir şey. Nasıl yedi böyle bir en az 15-20 kişi vura vura. Yani yambut ettiler yani. Ama o durum benim çok zoruma gitmiştir. Yani biraz belki bırakma nedenim de o yapılan muameleydi aslında. Şimdi geçmiş günler ama biz her şeyi çıkardık. Herkes bizi beklerdi. Bütün programlarda biz çıkardık. Evet. En son bir de biz çıkardık. Beklerdi. Bütün insanlar bekletmek için bizi en sona bırakırlardı. Çıkardık. O salon yıkılırdı. Böyle şey olurdu. Herkesin böyle ödemesi şey gerek ki biz zaten çok cüzi bir paraları şeye giderdik. Yani şimdi sen telaffuz etmene gerek yok ama. Herkesin parasını öderlerdi. Bizi o kapının önünde bekletirlerdi ki siz bizim adamlarsınız. Bekleyin. Veririz. Şöyle yaparız. Böyle yaparız. Ki biz gurbetten gitmişiz. Erzurum'dan gitmişiz. Daha biz de genciz zaten. 25-26 yaşındayız. Yani çok da şeyiz. O olay benim çok zoruma gitmiştir. Yani onu da hiç unutmam. Bunu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Yani birer var. Evet. Çok üzülmüşümdür o duruma. Sana bir şey anlatayım. Şimdi bir yerde o da İstanbul'da bir derneğin gecesine çıktı. İsmini söylemeye gerek yok. Çıktıktan sonra paramızı vermediler. İşte sıkıntı oldu falan oldu. Fıstık oldu. Tabii işlerde ben bağlıyım. Oradan da ertesi gün İzmir'e gidiyoruz. İzmir Konfederasyon programı var. Şimdi Konfederasyon binasındayız. Fuat bana dedi ki git parayı peşin iste kardeş dedi. Sahneye çıkmadım. Dedim Fuat burası konfederasyon burada sıkıntı. Yok ben anlamadım. Sen emriydin. Sen işte gevşek davrandın. Sen bilmem neydin sen. Falan fıstık. Ben o nasıl böyle şeydir. Tamam dedim. Neyse girdim başkanın odasına ama yani gerçekten orada biliyorum bir sıkıntı olmayacağını ama işte Fuat'a şimdi bir öncekinde sıkıntı olmuş ya neydim? Haklı Fuat. Gittim şimdi. Ya başkan dedim yanlış anlamayın ya biz bir karar aldık işte sistem kuracak bilmem ne sistem falan. Bir şey zamba zingo bilmem ne. Biz dedim ücreti peşin alıyoruz. Ya dedi Murat dedi ne konuşuyorsun dedi. İbrahim Erkal da burada bilmem ne burada. Bilmem hangi sanatçı o sanatçı bunlar da biz dedi. Biz konfederasyonuz İzmir konfederasyonuz. Yok dedim başkan haklısınız da seninle alakası yok. Bu bizim bir iştesi yani falan. O arada bağırdı. Fuat! Fuat hemen kapının orada uzaktı. Buyur başkanım. Buyur başkanım. Dedi bu Murat nedir? Nedir başkanım? Ya bir parayı peşin iste. Ya Murat desin ya başkanım bizim paramız mı kalır sen? Vay şerefsiz. Beni bir sattı orada tamam mı? Benim yüzüne bakıyorum şimdi. Vay arkadaş ya. Bir de hatırlıyor musun Murat? İstanbul'da bir program yaptık.
En son yine biz kaldık. Yönetim kurulu başkanı da cami hocasıydı. Aman neyse de. Değil, geldi dedi ki değerli kardeşlerim aynı bu üslupta. Sizler tabii ki bizim medarif dağımısınız. Sizler bizim canımızsınız, kardeşimizsiniz, evladımızsınız. Ben dedim ki hocam fazla uzatma da ne diyeceksen deyip dedi ki bu zaten o Fuat'ın yüzü döner ya böyle. Ya olmaz ya. Bunun yüzü dönmeye başladı. Ama aradan bana bakıyor. Dedim evet hocam. İlk önce kendini tanıttı. Dedi ben filan caminin hocasıyım. Dedi ki hatta dedi ya, ki çay verin de babazın kelime. Dedi ki hatta dedi haftaya dedi cumaya gelin dedi. Ben hani camideyim hani bir beraber bir cuma namazını kılalım. Efsane dedi. De. Sonra dedi ki maalesef para yetişmedi size veremeyecek. Dedim hocam tamam verme de. Şimdi biz haftaya cumaya geleceğiz camiye. Sen hutbeden mi diyeceksen evet grup cello bello da burada. Allah rızası için geçen hafta programda çıkartamadık. Bir kutu açsınlar ahınlara bir camiden bütün cemaat cebize atın. Ya dedim hocam kusura bakma ben senin arkandan namaz bile kılmam. Para mı verdin ben? Neyse almadık çıktık gittik önemli değil. Allah'ını koş olsun. Evet. Erzurumlara canımız kurban. Evet. Ne emeğimiz varsa helalımızdır. Helal edilir. Bu dünyada hakkımızı her helal koş olsun. Evet. Helal koş olsun. Onlar da helalımız. Evet. Onların da emeği yani, var. Onlar da Zafer'im gerçekten sana şunu söyleyeyim. Belki ne kadar Erzurumlarla tanış oldu. Evet. Bazı eksikler oldu ama abi hiçbir zaman bizi satmadılar. Yani her yerde bize destek olmuştular. Yani manevi değil de manevi destek olmuşlardır. Madde olsun veya olmaz. Yani isimlerini telaffuz edemem. Hele ki bu sene yapılan Erzurumlar gününde İstanbul'da, Maltepe'de yani böyle bir mükemmel Erzurumlu ben hayatımda bu kadar güzel bir Erzurum'u görmemiştim. Yani inan gerçekten yani ben Erzurum'un çocuğuyum evet. Ama oradaki Erzurum'u yaşamak dünyalara bedel. Halen daha o tadı unutamıyorum. O yönetimin, o konseyin, o organizasyonu hazırlayanların hepsinin, bak benden küçük dahi olsalar, ben buradan tek bir kelime söyleyeceğim. Hepsinin ellerini öperim. Sağ olasın. Güzeldi, güzel emek harcadık. Allah razı olsun. Ama Murat'ın da çok emeği vardır o işte. Yani Murat gerçekten... Allah razı olsun kardeşim. Yaptı işte. Bilgi birikimlerimizi elimizden geldiği kadar değerlendirdiler. Sağ olsunlar. Önemli olan imkan verilmesi. İmkan verilince tabii ki yapıyoruz. Aziz Öz Başkanım selam var. Emine Koç Karasu'nun Mahmut Şener İnanç Piyasa'nın tiyatrocu komünün fenomen bir yarışan sinemize estağfurullah sağ olasın. Erzurum'da çekilecek bir filmde sizleri inşallah amacım benim bir ölmeden edemişim. Murat Aydoğan hatırlarsınız. Murat sizin Fuat Destan'ın anınız vardı. Hangisini bizim yani her yer anı. Yusuf Polat seneye Güldüren gene bir müzik bir şey anlatsan ama istersen senden Mustafa abinin anılarını anı. Hop hele sütü. 15 çeyme bile görmedim. Ya şimdi bir şey özeniyorum zaten ne özeniyorum değil mi sen? Şimdi abi böyle çıkıp böyle rahat rahat küfürlü müfürlü videolar yapırlar ya anlatırlar ya. Ya ben harbiden öyle bir şey istedim. Yani içimizdekileri anlatmak. <Evet. gülüyor> Allah canınıza sağlık versin izinle. Şimdi biz aslında programa nereye geçsek iki program yap, hatta üç program yapıyorduk. Bir, program öncesi program. Bizi götürürler yemeğe orada bir saat, bir buçuk saat anlatır. Değil mi? Evet. Doğru. Burası sahnede hani 10-15 dakika, 20 dakika, yarım saat neyse kalırız. Ondan sonra biter. Ondan sonra ayrı bir programa başlarız. Aslında biz gittiğimiz yerde bir kere değil, 3-4 kere program yapıyorduk. Ama tabii ki zevkle, bıkmadan, usanmadan aynı. Çigarınızı görelim.
Zafer, ne zorluklar, ne zorluklar yaşadın der. Gayret, ben sana anlatayım. Bir gün İstanbul'da sünnet düğününe gittik restoranta. Restoranta yapıldı. Abi. Murat sesi gitti. Fuat. Fuat Rebben kim? Ses yok. Fuat'ın sesi yok. Dublaj yapayım. Gittik işte ne var ya. Vallahi billahi. Ben kuturan da Fuat abi benim bir anım var. Emre'nin başı kırıldığını. Vurulan da onun tene yazdı. O sana inat anlattırmayacağım Emre'nin başı kırıldığını. Fuat sesin yok. Şarjı bitmiş. Şarjı mı bitmiş? Şey değil ki şarjı bitmiş herhalde. Nasıl Fuat'ın da kolay kolay şarjı bitmez ama. Yok, oğlum, hep pencereli de. En çabuk onun şarjı biter. Yok, yedek bataryayla gezer şimdi. Allah Allah, hani ne de değil mi? Evet. Yaşlandı artık o da. Eskiden böyle miydi? Hey gidi Fuat'ın şarjı bitmez diye. Fuat şartsız valla. Uzun süre giderdi şarjı da. Yok, ilk telefonlar kötüydü, hemen şarjı bitirdi. Yani bir de Fuat'ın hem bile bir de büyük yan taraftan telefon şeyi vardı. Ne? Ha, kılıfı vardı içinde şeyi. Yok, tapoz gibi telefonlar. Kılıfından hiç çıkartmazdı. Neden benden başka kim arayacak onu? Fuat. Allah selamet versin, Allah. Yani aslında çok şey var. Orhan abinin var, çok Fuat abinin var. Yani. Evet, yani herkesle bir sürü şeyimiz var, anımız var. Güzel, çok güzel bir dönem yaşadık. Rabbime şükürler olsun diyelim, bunları yaşadık. Geçen şey elime geçti. Tabii şarjı bitince kadar olması girdi. Çetin Kara kardeşim, Metin Kara'nın kardeşi. Selamlar olsun o da. Fuat'ın skeç vardı ya, bayılırdı kadar efte olmayı yedirirdi. doğru, o geldi şimdi. Şimdi şeyi söyleyeyim ama, hani Allah'a şükür ediyorum, gerçekten güzel günler yaşadık. Küçük bir ofisimiz vardı, orada saatlerce, yani arkadaşa hiçbir şey bulmasak birbirimize takılırdık. İşte Zico dedi ayrı bir filmdi. Yani değil mi? Herkes ayrı bir film. Ama o çocukların bak hepsi de şimdi bir yerlerdeler. Evet. Yani aldı yürüdüler çocuklar maşallah. Hepsi. Bir yani sürü insanı kahveden kurtardık. Evet. Belki kötü şeylerden kurtardık. Tiyatro yaptılar. Boş zamanlarında geldiler. Ofiste oturdular. Muhabbet ettik. Film seyrettik. Film tartıştık. Montaj yapmayı öğrendik. Erzurum'da bütün televizyonlar analog montaj yaparken kaseti softçılar. Zafer Sarıkaya gibi bir adam müthiş bir beyindi. Getirdi dedi ki ben dijital yapamam. O dedim Zafer nasıl yaparsan? Dedi ki bilgisayarda montaj yok. Şimdi bir düşündüm bizim için ayak basmak gibi bir şey değil mi o zaman? Yani, evet tabii canım bu şartlarda. Gerçekten ayağa. Ne lazım? Kamera. Gittik borç kaç bir yerden taksidine kamera aldım. Skeçler çektik. Zafer onları montajladı abi getirdik. Rahmetli İrfan Alyanak'ın önüne koyduk. İrfan Alyanak aklını oynattı. Siz bu altyazıları, kajeleri, rejileri nasıl yaptınız Zafer yap. Zafer sen ne iş yapıyorsun? Dedik işte bunu da yap. Ondan sonra hayatım kaydı zaten. Ama işte vesile evet. Ne güzel yani. Zafer, ya tabii çok gerçekten zor şartlarda yapıyorduk. Mesela o dublajlar, bak şu anda mesela günümüzde mesela çok yaygın o şeyler, bir şeyin üzerine dublaj yapmak falan. Ondan sonra mesela çok gelişti. Biz bir de hakikaten çok zor şartlarda yapıyorduk. Böyle bilgisayarımız yoktu, vardı bir tane bilgisayarımız, kendine faydası yoktu. Ondan beklerdik ki saatlerce işte iki satır bir şey yapalım diye. Kaseti yüklerik. Evet. Kaset almak da bağlı. İşte bağlıydı kasetler de bağlıydı. Küçüklerin şeyleri onun büyüsüydü o zaman. Hala duruyor emektar bende. Yani götür onları kaydet bir daha getir üstüne kaydet. Sonra Tripo Tapo geldi sağ olsun. O biraz şey oldu faydası oldu o işlerle çekim mekim işinde. Evet. O biraz kurtardı şey yaptı. Sonra ben dostlarım da söyleyeyim özellikle Zafer Sarıkaya. Sen Zafer'i anlamak için sahnede görmeniz lazım. Korkunç bir Estağfurullah yok. Vallahi öylesin. Ben asla her zaman derim. Şimdi bizim bir özelliğimiz de neydi? Ayrıca biz birbirimize hayrandık. Yani evet, birbirimize, o çok, evet kesinlikle o vardı. Birbirimizin oyunculuğuna hayrandık gerçekten. Yani
O yani ben Zafer'i izlemem ayrı bir keyifti. Ya da Fuat'ın beni, ya da işte o sahnede anında bir şey üretebilmek ki o mutluluğun herhalde de yani tak 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 yani bir işte, tane evet. Ya derdi ki bir tane fıkra işte atayım şu son zamanda ne diyor ki bir tane fıkrayı canlandıracağız. O bir fıkrayı biz yarım saat oynardık. Fıkranın finalinin hiçbir önemi kalmazdı zaten artık yani. Evet. Bir de senin şeyin çok güzeldi. Mesela ben sen kalemini çok beğenirdim. Sen böyle kaleme aldığın şeyler hakikaten çok güzeldi. Mesela o şiirin bak bugün olmuş hala söyleniyor. Senin o eskiden kar yağardı Erzurum'a ki onu abi yine sanat evindeki abi, bir zor durumda. Şiir bu! Şarjım bitti. Kim? Sen kimsin? Nugunan, Nugunan aç kapıyı. Ben geldi. Kapı duvardan geldi Kaliga'ya. Fuat senin şarjın bitmez de eskiden. Ne oldu? Hayırdır? Fuat da şarj bitti. Ancak da ben %100 dolu değilim. Peki. Fırat hatırla da 5 dakika. İyi ki gittin arkandan iyi attık tuttuk. Evet ben 5 dakika. Şey anlatıyordum ama öyle kaldı onu anlat. Hele anlat. Abi şeyde restoranda hiç kimse kalmadı. Kendi ailesiyle arkadaşları bir masa kaldı. Bütün herkes dağıl evlerine gitti. Saat gece 3. Paramızı alacağız. Beğeniriz. Ben de ki tam 8 tane Nescafe içtim. Evet, onlar... Murat, ha, Murat da hiç oralıkı değil. Murat at bir daha. Onlar da bekledim ki pes etsin geçsin bunlar. Abi en son da aynen şu böyle. Bakın böyle dedi ki düğünü sahibi Allah canına sağlık versin. Abimin ismini unuttum da. Dedi ki Allah canınıza sağlık versin. Hadi gidebilirsiniz. Öyle paramızı aldık. Murat arabaya bindi. Yola çıktık abi. Dağdan, tepeden geldik ama ne yolda lamba var, ne şey var. Birden baktık, ileride jandarma, trafik. Murat'ın ehliyeti yok. Murat'ın ehliyeti yok, kafa da güzel. Ya dolmanın dibini sikere bak. Kurban olayım zaten. Ben de araba yandayım. Murat dedi, eyvah dedi, arabayı bağlarlar. Biz buradan daha nereye gideceğiz? Yol yok, yurdan yok. Benim de yalvaya dönmem lazım. Dedim Murat sen merak etme. Jandarma bize el etti, sağa çek dedi, sağa çeker çeker. Ama bana ne yapacağını söylemiş Zafer. Ben ne yapacağını anlamadım. Şimdi önce. Hemen cama açtı, dedi ki alkol mayonesi ehliyet. Tam ehliyet dedi. Ben arabadan kendimi yendim, caddenin ortasına attım kendim. Yerde kıvranıyorum. Kıvranıyorum, komutan diyor ki ne oldu? Dedim abi, böbrek taşı düşerdiren arkadaş beni hastaneye yetiştirecek. Dedi ki nasıl? Dedim abi araba benim. Abi, dedim. Zafer, ben bile o an inandım. Gözlerimden yaş gelir. Abi, hayatının rolünü oynadı. Komutan dedi ki daha ehliyeti daha elin şey etmeden alkol mayonesini buna uzatmadan dedi çabuk bunu yetiştir hastaneye çabuk dedi. Öyle dedi. Ben dedi Fuat sen ne yaptın? Dedim ki lan dedim çok iyi dedi. Ehliyet yok. Bakan güzel. Aha burada bizi tutsalar nereye gidecek? Deriz, daha buradan üstelik de tüy parası da yok ki cebimizde bir tane taksi tuhaf gider. Hayatını kurtarmışandır. Arabayı bağlamadan kurtardı. Aynen. Bir kere de şeye gidiyorduk. Bir programa geç kalıyoruz. Yani geç kalmamız imkansız. Dört dileri yaktım. Sağa geçtim Fuat dedim. Sen hastasın. Tam köprünün içinde polis bir şey yaptı beni. Benim sesim. Böyle bir eğletti, Fuat'a baktı, geçin dedi. Hemen geçti önümüze eskort yaptı. Köprüyü çıktı. Programa yetişti. Zafer, programa aynı yine yetişecek.
Murat'ın arka farı yanmış, ön farı da yanmış biri. Tamam, şeyde otobandan, yani E5'e çıkmışız. Gidip polis durdurdu. Neyse Murat dedi ki durdur ben bir şey yapayım. Ya dur oğlum, bu anlatılmaz burada, kapat neyse. Yok yok. Nasıl dertsin oğlum sen? Yok. Ben hallederim dedi. Neyse bir şeyler konuştular. Tamam dedi. Bizi yola vurdular. Önde bir tane daha, yani böyle bir iki kilometre gittik. Bir polis daha durdurdu. Dedim Murat ambulü de hallet. Demek ona telefon açmış ki şu araba çelir. Halledecek. Faydalanın. Çok, yani Murat çok ileri görüşlü adamdı. Allah canına. Evet. Taksit zannettim. Yani bak biz polislerinden kaçmak için bir daha programa edeceğiz. Ya programın yeri 20 dakikaysa biz 1,5 saat katteleri, mahalleleri dolanırız. Buradan çıkırız. Gittik şata düştük, arabayı zor çıkarttık. Hemen, hemen. Vallahi. Şeymiş vallahi. Kardeşim. Evet. Hemen çok keyifli oldu, çok sağ olun. Konuşmak istediğiniz bir şey varsa daha konuşak. Vallahi kaç saat olmuş programa başlayalım. Ben hiçbir şey anlamadım. Bugün de böyle bir program gibi olsun istemedim. Sağ olun sizler de katıldınız, paylaşanlara, yorum yazanlara. Herkese çok teşekkür ederim. Ben istedim ki böyle her zamanki halimizde, sıcaklığımızda olsun, tarihe bir kalsın bunlarda. Bize eşlik eden herkese teşekkür ederim. Son bir şeyler söylemek ister misiniz? Afer, buyur sen. Yani valla ben teşekkür ederim. Aslında hani çok özlemiştik. Şu anki şey hani böyle bir yayından ziyade sanki böyle üçümüz bir araya gelmiş böyle bir sohbet tadında. Hayır, bir öyle aslında. Olsun isterim. Evet, çok evet. Çok da güzel, keyifli oldu. Evet. Bana çok teşekkür ederim buna vesile olduğun için. Kim yani hani emeği geçen herkese de, Taner'e de çok teşekkür ederiz. Fuat herkese çok özlemiştim hakikaten. İyi oldu. Ama Fuat bir güzellik gelmiş Fuat, ama eskiden bu böyle bir şey yoktu Fuat'ta. Sanki böyle bir başka bir güzellik gelmiş ama sıfatı açılmış. Evet, onu çözemedim. Bir şey var ama anlayamadım. Ya bu olay zamanla iklim uydurur kendisine. Öyle mi? Ya bir de şey var yani zaten hiç ben hayata küs bakmıyorum. Hep pozitif baktığım için. Evet. Hep kendimizi indirseden. Yani, maşallah. Büyük, mesela büyük bir ameliyat geçirdim. Yani doktorların bana iki hafta hastanede kalma telaffusunda bulundular. Hani iki hafta içerisinde hastanede tedavi sürdükten sonra tamir edilecek. Ben üçüncü günü çıkmaya gayret ettim ve çıktım da. Hatta doktor dedi ki maşallah, yani pozitif bir vücut enerjim var yani. Ben yani girerken de güldüm. Çıkarken de doktora dedim ki müşahede odasından aldılar beni yoğun bakımda. Doktor dedi ki Fuat'ım geçmiş olsun, artık dedi bir yarım saat içerisinde ziyaretçilerin gelecek dedi. Dedim bana bak, bana ziyaretçiyi getirtmeden önce bana bir büyük su bardağıyla çay ver. Ağzında şeyler, sarımlar. Dedi ki hayır olmaz. Dedim kurban olayım, eğer veremiyorsan bu sarımın içine doldur, oradan verin. Yani o bile dedi ki ya maşallah dedi. Ha, şimdi demek istedim ne? Gerçekten bugünü bizlere paylaşan değerli kardeşim Murat'a ve değerli kardeşim Zafer'e de buradan teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Her zaman yıllar da geçse bizimizdeki onun gönül bağlılığı hiçbir zaman kopmayacak. Ondan eminim. Bu vesileyle Taner kardeşine de çok teşekkür ederim. Bütün bizleri bu anda seyreden yahut da yorum atan bütün Erzurum'dan içenlerimize şahsım adına teşekkür ederim. Büyük yanlarından öperim. Bütün devlet başkanlarıma saygılarımı sunarım. Yalova'daki tüm Erzurum'dan işerlerine, Erzurum'daki, İstanbul'daki, Türkiye'nin tarafındaki bütün Erzurum'lara saygılarımı sunarım. Haklarını bize helal etsinler. Evet. Evet, ben de teşekkür ederim aynı şekilde. Ben de katılıyorum Fuat'a. Seni de iyi gördüm Murat bu arada. Sana da bir olgunluk gelmiş. Çok da güzel olmuş aslında. Yani uzun süredir ben de görmüyordum.
kendisine vesile oldu ama iyi gördüm sizi, çok sevindim. Herkese de çok teşekkür ederim. Evet, dişlerini de yeni taktırdı ya tak. Ha, bakın var bir güzellik. Vay vay vay. Eladır daha güzel olmuş. Kısa yaptıracak. Yakışır ya, kardeşim, iyi olmuş. Bir kere çok güzel iyi dilekler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa kısa hemen isimleri: Yusuf Polat kardeşim, Ayhan Işık, hemen Ferdi, Emine Hanım, Orhan Bozkurt, Dadaş Halit kardeşim, onlara sağ ol. Adem Balık sağ olasın. Gökhan Aydın. Evet. Şimdi iki tane canım ciğerim dostum. Uzun süre aynı sahneleri paylaştık, kırmadık, kırılmadık birbirimizden hiç. Ne zaman yıllar geçse de ne zaman, Muhammed Ma kardeşim, çok kıymetli sanatçı kardeşim, sağ olasın, hat sanatçımız, onun da çok selam var, bizden de selam olsun. Güzel şeyler paylaştık, güzel şeyler yaptık, sizler de bizi sevdiniz. Gerçekten bir kez daha söylüyorum. Zafer Sarıkaya, Fuat Özalpoğlu. Ya muhteşem yetenekler. Yani onları anlatmaya yetmez. Böyle bir... Sen kendini küçümseme. Sen de öylesin. Yani sadece bizi sayma bence. Puzzle'ın parçaları gibi bir bütün olmuştuk. Aklımıza ne komedi gelse önce Erzurum dedik. Yani böyle bir şey başladı yani. Bunu Erzurum şivesine çevirsek, şunu Erzurum Türkçesi yapsak, bunu bilmem ne yapsak. Böyle başladı. Hep Erzurum üzerine gitti. ve bu zamana gelindi. Allah işlerini güçlerini rast etsin. Allah sağlık versin. Rabbim bir şey der de hayalimde hep ölmeden bir tek sinema filmi bırakmak. İnşallah nasip olur da yapabilirsek o olgunluğa da geldiğimizi, yani o olgunluğa nasıl çevresel olgunluğa geldiğimizi düşünürüm. Öyle bir arkamızda kitlerin var olduğunu inanıyorum. İnşallah yapabilirsek onu da yaparız. Memleketimize bir hatıra kalır Erzurum filmi. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Pazar günü akşam 10.30'da iki tane daha konuğum var. Sevgili Yusuf Koç ve Metin Süvari konuğum olacak. Onu da buradan duyurayım. Onlarla da çok güzel muhabbetler edeceğiz. Pazar günü inşallah. Oynak saatler olabilir çünkü Yağız Medya'da yeni oturur. Yağız Medya izlemeye devam edin. Yağız Medya Erzurum'un sesi, Erzurum'un nefesi olmaya devam edecek. İnşallah Halit kardeş. İyi geceler kardeşler. Ciğeriz iyi. Kurban olayım. Kendine iyi bak.